Şu an 2012 ile 2020 yılları arasında basılmış 6 farklı hatıra parayı görüyorsunuz. Bu hatıra paraların bir arada olmasının nedeni hepsi aslında 1 TL'nin arkasına basılmış tedavüle girmiş olan paralar. Hatıra paralar ikiye ayrılıyor. Bir günlük yaşamda kullandığımız işte şöyle bir tanesinin arkasını göstereyim. Birazdan bakacağız. 1 liraların arkasına basılmış. Normalde biliyorsunuz paraların arkasında Atatürk silüeti olur. Ama bazen Günün anlam ve önemine göre, önemli olaylara göre farklı hatıra paralar da basılabiliyor. Ee, 2012-2020 yılları arasında basılmış 6 tane hatıra para var. Bunları inceleyeceğiz. Bir de koleksiyonerler için basılmış e, gümüş, bronz, altın yeri geldiğinde ya da farklı madenlerden oluşan hatıra paralar olabiliyor. E, ama onlar tedavülde kullanılmıyor. Yani onlarla gidip markette bir şey alamıyorsunuz. Ama buradaki paralardan herhangi bir tanesini marketten... Aldığınız markette bir şey alırken kullanabilirsiniz ya da size verilen para üstünde de bulabilirsiniz bu paralardan birini. O yüzden aslında 1 lira aldığınız zaman dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle tek tek inceleyelim her bir parayı. Sayıştay'ın 150. yılı anısına basılmış bir para üstünde 150. yıl yazıyor. 50'nin sıfırı ay yıldız olarak tasarlanmış. Alt tarafında 1862-2012 yazılarını görüyorsunuz. En dışta Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyorsunuz. Şöyle baktığımızda arka tarafına 1 Türk Lirası 2012 basımı gör olduğunu görüyoruz. Bu paradan 1 milyon adet basıldı 2012 yılında. 2012 yılında yine 1 milyon adet basılan başka bir para daha var. O da Türkçe Olimpiyatlarının 10. yıl anısına basılan para bu paradan da 1 milyon adet basıldı. Üst tarafında Türkçe Olimpiyatları, altında da 10. yıl yazıyor. Etrafında Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyorsunuz yine. arka tarafına baktığımızda da 2012 yazısı var. Yani aslında pratikte 2012 yılında 3 farklı 1 TL basıldı. Bir tanesi Türkçe Olimpiyatlarının 10. yılı anısına basılan para, bir tanesi Sayıştay'ın 150. yılı anısına basılan para, bir tanesi de arkasında Atatürk resmi olan bir ee, lira. Daha sonra şöyle arkasından tarihine bakalım önce. 2016 yılında 15 Temmuz anısına basılan 1 lira var. Bu paradan benim bildiğim yani bu 6 para içinde en çok basılan para bu. 70 milyon adet basıldı. bunun etrafında Türkiye Cumhuriyeti yazısının yanı sıra 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına diye de bir ibare eklenmiş. Görüyorsunuz eller bayrağın düşmemesi için bayrağı tutuyor. Bu paradan da aslında sıklıkla bulabiliyorsunuz günlük yaşamda 2016 yılında. Daha sonra 2018 yılında şöyle önce tarihine bakalım. 2018 yılında basılan 1 liralık Türk lirası var. Ee, burada da biliyorsunuz Türkiye aslında başkanlık sistemine geçti. Ee, 9 Temmuz 2018 Cumhurbaşkanı Göreve Başlama Parası olarak bilinen göreve başlama töreni anısına basılan ve altında e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yazısı bulunan ve e, Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunan bir para. E, bu paradan aslında kaç tane basıldığı biraz muallak. İlk başta 10 bin adet basıldığı söylendi. E, sadece törene katılan başlama törenine katılanları da verildiği söylendi bu paradan Ancak daha sonra bu paradan ben 3 tane e, edindim elime geçti Onları hani nereden buldunuz diye sorduğumda bir tanesi paraüstü olarak kendisine geldiğini birisi Cumhurbaşkanlığında e, görevli birinin kendisine verdiğini söylemişti. E, ama hani ilk resmi olarak belirtilen rakam 10 bin adet basıldı. 2020 yılına geldiğimizde, e 2020 yılında da iki tane farklı para basıldı. Bir tanesi TBMM'nin açılışının 100. yılı anısına basılan. 1920 2020 yılı yıllarını görüyorsunuz alt tarafında ve 23 Nisan yazısını görüyorsunuz. 23 Nisan'ın 3 kısmı da sonsuzluk işaretine vurgu yapılmış ve meclisin siluetini görüyorsunuz üzerinde kabartma olarak. Arka tarafına baktığımızda 2020 yazısı var. bu paradan da 100.000 adet basıldı. Son olarak da yine 2020 yılında Ayasofya'ki Ayasofya Kebir cami Şerifi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması anısına basılan bir para var. şöyle arka tarafını göstereyim önce. 2020 Bununla ilgili aslında kaç adet basıldığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ama zannediyorum bunu da fazla basıldığını düşünüyorum ben. Bu paranın da alt tarafında 1453 2020 yazılarını görüyoruz ve Ayasofya'yı görüyoruz üstünde. Üzerinde kuşlar uçan minareleriyle yeniden ibadete açıldığını gösteren bir para. Aynı şekilde 2020 yılında da 3 farklı 1 lira basılmış oluyor. Bir meclisin 100. yıl anısına, bir tane Ayasofya'nın açılış anısına, bir tane de arkasında Atatürk resmi olan bir paradan basın, 1 TL'lik paradan basılmış oluyor. Ee, üzerinde Atatürk resmi olmayan olarak geçen e, hatıra paralar böyle. Diğer para videolarımı, diğer hatıra para videolarını videonun yan tarafında bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğen videoları beğen beğenip paylaşmayı unutmayın.